Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık FETÖ soruşturması kapsamında 109 askeri hakim ve savcının meslekten çıkarılarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilerinin kesildiğini açıkladı. Eski Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri adli müşavirleri de ihraç listesinde yer alıyor. Ayrıntılarını aktaracağız. Ve OHAL'e karşı eylemler başladı. Bir taraftan KESK 29 Eylül Perşembe günü ihraç edilen ve açığa alınan kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilsin talepleriyle yurt genelinde bir imza kampanyası başlatmıştı. Ve 15 Ekim'de ise tüm illerden gelen üyelerle Ankara'da bir miting yapılacak. Hemen detaylarına bakalım. Kamuda yaşanan işten atmalar, açığa almalar ve kayyum uygulamalarına karşı KESK eylemlere başladı. KESK 29 Eylül Perşembe günü ihraç edilen ve açığa alınan kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilsin talepleriyle yurt genelinde bir imza kampanyası başlattı. İşimize ve geleceğimize sahip çıkmak için yola çıktık, geliyoruz başlıklı bir bildiri yayınlayan KESK şunları söyledi. 29 Eylül 15 Ekim dönemini kapsayan mücadele programımızı kamuoyuyla paylaştığımız 27 Eylül 2016 Salı günü yaptığımız basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'le emekçilere, işçilere, özgür basına, demokratik muhalefete bedel ödetildiği bir dönemden geçtiğimizin altını çizmiştik. Söz konusu mücadele programımıza göre 29 Eylül'den bugüne yürüttüğümüz imza kampanyamızın ve 15 Ekim'de tüm illerden gelen üyelerimizin kitlesel katılımıyla Ankara'da yapacağımız merkezi mitingin talepleri olan OHAL kaldırılsın, kanun hükmünde kararnameler geri çekilsin, ihraç edilen ve açığa alınan kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilsin, iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemeler geri çekilsin, taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık. 15 Ekim sabahı işimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu ağır saldırıyı da püskürteceğiz. Merkezi mitingimiz için Ankara'da olacağız denildi. Evet, şimdi KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir imza kampanyası başlatıldı 29 Eylül Perşembe günü ve eylemler 15 Ekim'de ise tüm illerden gelen üyeler Ankara'da buluşuyor ve bir miting gerçekleşecek. Başlıkları söyledik biraz önce, işte OHAL kanun hükmünde kararnameler kaldırılsın deniliyor. Görevlere iade talebiniz var. Bir detaylarını da sizden öğrenelim. Bildiğiniz gibi aslında 15 Temmuz darbe girişimi öncesi kamu çalışanlarına yönelik, KESK ve eğitim sene yönelik ciddi yönelimler vardı, saldırılar vardı. Buna karşı biz mücadelemizi yürütüyorduk. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL yasasıyla beraber çıkarılan kanun hükmünde kararnameler adeta sonuçları itibariyle kamu çalışanlarıyla mücadeleye dönüştü. Ve bu bağlamda şu an hükümetin peyderpey ifade ettiği özellikle 672-673 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle işten atılan ve açığa alınan kamu çalışanı sayısı 103 binin üzerinde. Bunun 51 binini zaten eğitimci. Ve son kanun hükmünde kararname ile beraber bizim üyelerimize yönelik hakikaten hükümetin geçmişten beri bir torba oluşturup herkesi içine koyup karıştırıp ve böylelikle kendisine olan tevhidini türleştirmen. Şimdi FETÖ torbasına KESK'i eğitim sen üyelerini katmak suretiyle de bizim üyelerimizi de açığa alma, işte altma, bu yetmiyor. 673 yetmiyor. Bir de bakanların onayıyla, il Milli Eğitim Müdürlükler Valilik onayıyla kitlesel açığa alınmalar. Şimdi bunların hepsi aslında yani darbeyle, mücadeleyle hiçbir alakası yok. Sonuçta eğitimcisi, sağlıkçısı, büro memuru ya da yerel yönetim çalışanı olan kamu çalışanları hakikaten darbe sürecinin bir parçası değildir. Ama ısrarla hükümet şu anda darbeyle mücadeleyi kamu emekçileriyle sınırlandırma, kamu emekçileri kitlesel açığa alma, işten atma, mağdur etme ve hukuksuz
anayasayı çiğneme, uluslararası normları, sözleşmeleri ve ILO sözleşmelerini çiğnemek üzere bir saldırıyla karşı karşıyayız. Biz hem başta KESK, Eğitim Sen bağlı iş kollarımızın üyelerimiz adına hem de üyemiz olmayan, hakikaten bu darbeyle ilişkilendiren mağdur olan on binlerce kamu emekçileri adına biz bir mücadele programı öne çıkardık. Ve mücadele programımızın şiarı da işimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Evet, işimize ve geleceğimize. Biz kamu çalışanıyız, emek üretiyoruz ve buradan harekette emeğimizin karşılığı bir ücret alıyoruz. Ve kamu çalışanının iş güvencesi, çocuklarının geleceği hükümetlerin iki dudağı arasında değildir. Anayasal güvencemiz vardır, uluslararası sözleşmeşin güvencemiz. Hükümet bunu bahane ederek kitlesel olarak işten atma iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik esnek, kuralsız, güvencesiz bir çalışma sistemini, ilişkilerini hakim kılıyor. Bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Hı hı. Bir de darbecilikle, terör ve terörizmle kriminalize etmek suretiyle kendince tepkileri bertaraf etme. Şimdi bu haksızlıktır, hukuksuzluktur. Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı biz kamu emekçileri, üyelerimiz ve kamu emekçiler adına yani bu ağır saldırıya karşı bir mücadele hattı öne çıkardık. Ve her şeyden önce darbeyle mücadele edilmeli. Darbeyle mücadelenin hukuksal çerçeveleri, anayasal çerçeve, yasal çerçeve mevcuttur. Bunun önünde hiçbir engel yoktur. Tam tersine karıştırmadan, dağıtmadan darbeciler yargılanmalıdır mücadele. Bunun için OHAL uzatılmak suretiyle hakikaten kamu çalışanı muhaliflerine yönelik bir darbeler silsilesi yaşıyoruz. Biz şu anda kamuya yönelik bu yönelimi darbeler silsilesi olarak ifade etmek istiyoruz. Evet. Ve bir kanun hükmünde... Bir sonraki gelişmemiz var, onu da hemen hatırlatalım, ekranımızda görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda güvenlik zirvesi toplanacak sevgili seyirciler saat 18'de. Evet, kanun hükmünde kararnamelerin çerçevesi hakikaten, OHAL yasalarını aşan, sıkı yönetim yasasını da kapsayan geniş bir çerçeve. Adeta basına, işçilere, herkese, kamu çalışanlarına, işçilere, basına, akademisyenlere, şimdi belediyelere, yani hükümet ve AKP kendisinden yana olmayan herkesi bu torbanın içine koyarak şimdi kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde yöneliyor. O yüzden kanun hükmünde kararnameler iptal edilmelidir. Açığa alınan ve işten atılan kamu çalışanlarını işlerine dönmelidir. Yani çünkü eğer suç varsa mevcut yasal mevzuat vardır. Bunun için kitlesel açığa almaya gerek yok. Hakeza iş güvencesine yönelik fırsat deyip hükümet kimi çalışmaları gizli yürütüyor darbe bahanesiyle. Bunun da Türkiye'de iş güvencesi kamu çalışanlarının geleceğidir. Buna yönelik biz kendi üyelerimizle ve bu dönemde işten atılan üyemiz olmayan on binlerce başvurusu olan üyeler adına biz işimize ve geleceğimize sahip çıkmak için dün itibariyle Türkiye'de 3 koldan Van Diyarbakır kolu, İzmir kolu ve İstanbul kolundan belli illere uğramak, açıklama yapmak suretiyle yürüyüş kollarımızı yürüttük. Onlar bugün dün itibariyle yollardalar. 15 Ekim Cumartesi günü saat 10'da biz Kurtuluş Meydanı'nda bir araya gelmek suretiyle kolej meydanına gelip biz bu taleplerimiz çerçevesindeki merkezi mitingimizi yapacağız. Bu konuda Türkiye'nin bütün demokrasi güçlerine, muhalif bütün siyasi partilere biz çağrımız oldu. Sivil toplum örgütlerine çağrımız oldu. Hepsinin Ankara birleşenlerinin bu konuda destek ve dayanışması var. Hakikaten darbeyle mücadele adı altında muhalif olan bütün kesimlerine yönelik yürütülen bir cadı avı, ciddi bir kıyım, ciddi bir zorbalık, zulüm ve vahşete dönüşmüş durumda. Buna karşı biz KESK olarak, yani şu anda
sadece eğitim iş kolunda 9-10 ilde 11.301 üyemiz açığa alınmış durumda. Kanun hükmünde kararnamelerle açığa alınanlar dışında. Bunların hepsi bakan onayıyla, Milli Eğitim Bakanı'nın onayıyla. Gerekçe 2012 ile 2015 arası sendikal eylem ve etkinlikler. Hiçbir sendikal eylem ve etkinlikler valiliklerin, il milli eğitim müdürlüklerin ve bakanlığın idari işlemlerle suç noktasına indirgenemez. Anayasaya aykırı da 4688'e aykırı, ILO sözleşmelerine aykırı, hakeza insan hakları ve temel hak ve özgürlüklerin toplamına aykırıdır. Şimdi fırsat bu fırsat deyip böylesi bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden iş yerlerinde çalışma barışı bozulmuş durumdadır. Şu anda halen kitlesel öğretmenlerin açığa alındığı illerde, bakın bir aydır, neredeyse bir ay oldu okullar açıldı. Eğitim, öğretim yapılmıyor bazı okullarda. Evet. Şimdi yapılmıyor. Nerede kaldı eğitim hakkı? Bir günlük barış talebiyle eğitim öğretimi aksadığımızı iddia eden Milli Eğitim Bakanı bir aydır eğitim öğretimi aksatıyor, eğitim hakkını engelliyor ve Milli Eğitim Bakanlığından gök çıkmıyor. Yani hakikaten böylesi bir durumla gerekçe de bu. Biraz önce söylediğiniz. Evet, gerekçe de bu. Evet, örneğin bir günlük barış talebiyle yaptığımız eylem ve etkinlikler. Evet. 4+4'e karşı zorunlu din dersine karşı kaldırılsın talebiyle yaptığımız eylem ve etkinlikler. Herkese 10 Ekim Ankara katliamını kınadığımız 12 ve 13 Ekim eylem ve etkinliklerimiz bugün kitlesel olarak açığa alma, işten atma gerekçesi haline getirilmiş ve darbe bahanesiyle, OHAL bahanesiyle ve kanun hükmünde kararnamelerin bize göre hukuki olmayan çerçeveleriyle. Evet. İlhan Bey, şimdi son 1-2 dakikamız. Hemen tekrarlayalım. İşimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu ağır saldırıyı da püskürteceğiz. Mitingi olacak. Merkez miting diyelim. Evet, merkezi miting. Diğer illerden de gelecekler, evet. Ankara'ya. 15 Ekim sabahı diyelim. Ve tabii bu arada o halde emekçilere, işçilere, özgür basına, demokratik muhalefete her yönden bir bedel ödetiliyor aslında. Her bölüme kim sesini çıkarırsa bir bedel ödetiliyor. Bir tarafta mağdurlar da var. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan mağdur falan yok dedi. Ama mağdurlar da var. Herkes, örneğin erlerin aileleri var. İşte emirle geldiler denilen. Ya da öğretmenler, birçok mağdur var. Eğitimde de var. Bir son dakika da vardı biraz önce. Diyarbakır Lice'nin Beğendik köyünde 11-12 Ekim'de bomba yüklü 3 araç helikopterle imha edildi bilgisi var, gelen detaylar arasında. Evet, son çağrınızı da alalım isterseniz. Bu 15 Ekim'den bu yana Cumhurbaşkanı mağdur olmadığını ifade ediyor. Yani demek ki sarayda mağdur olanlar yok. Saray dışında on binlerce insan, hatta 100.000'i aştı. 100.000'lerce bir kere kamu çalışanı mağdur. Kamu çalışanı farklı statülerde ve farklı meslek gruplarında. Hakeza üniversiteler mağdur, öğrenciler mağdur, akademisyenler mağdur, basın mağdur. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz bir sürü televizyon ve radyolar kapatıldı. Evet. Hatta RTÜK'ün bilgisi dışında. Yasal işlemleri dışında. 12 Eylül'de bile herhalde bu kadarını görmedi. Bu ülkede mağdurlar çok fazla. Ama mağdurların sesini darbecilikle ya da terör ve terörizmle sürekli jurnallayarak, sürekli kriminalize ederek susturmak bu ülkede Cumhurbaşkanlığa, hükümette ya da bu devletin sahibi olduğunu düşünen hiç kimseye bir şey getirmeyecektir. Tam tersine bu ülkede geniş milyonlarca mağdurlar yaratacaktır. Şu anda iş yerinde çalışma barışı bozulmuş. Toplumsal barışımız zaten yoktu.
zaten yoktu. Ve böylesi kaotik bir ortamda gidiyoruz. Ben yürüttüğümüz imza kampanyamız da var. İmza kampanyamız hem iş yerlerinde hem de sokakta çalışanlara, bütün yurttaşlara yönelik. Biz o imzalarımızı ileride meclis başkanlarına ve meclisteki gruplara vereceğiz. Ancak Türkiye'de mağdur olan yüz binlerce kamu emekçisi adına, üyemiz olsun olmasın, mağdur olan geniş bir yelpaze adına kendi ortak geleceğimize, işimize, geleceğimize sahip çıkmak için herkesi 15 Ekim Cumartesi günü Ankara Kolej Meydanı'nda yaptığımız, yani o halin kaldırılması, kanun hükmünde kararnamelerin iptal edilmesi ve kamu çalışanlarının görevlerine iade edilmesi talebiyle yaptığımız mitinge katılmalı, sesimizi ortaklaştırmalı ve ortak bir duruşla kendi haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmalıyız diyor. Teşekkür ediyorum sizlere. Peki. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, 15 Ekim'de işimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Mitingi var Ankara'da, tüm illerden gelecek üyelerle KESK bir eylem yapıyor 15 Ekim sabahı diyelim. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.